16 mülteciyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlendiği etkinlikte Washington Büyükelçisi Murat Mercan'a yönelik bir grup Ermeni saldırı düzenledi. Yeni bir gelişme, bunu tekrar edelim. ABD'nin Los Angeles kentinde Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği etkinlikte Washington Büyükelçisi Murat Mercan'a yönelik bir grup Ermeni saldırı düzenledi. Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ülkemizi ve Azerbaycan'ı, son dönemde ise Ermenistan hükümetini ve bölgedeki barış sürecini de hedef alan radikal diaspora gruplarının nefret dilinin şiddet eylemlerine dönüşmesi endişe vericidir deniliyor. Tekrar edelim. Amerika'nın Los Angeles kentinde Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği etkinlikte Washington Büyükelçisi Murat Mercan'a yönelik bir grup Ermeni tarafından saldırı düzenlendi. Bu olayla ilgili de Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Ülkemizi ve Azerbaycan'ı, son dönemde ise Ermenistan hükümetini ve bölgedeki barış sürecini de hedef alan radikal diaspora gruplarının nefret dilinin şiddet eylemlerine dönüşmesi endişe vericidir dedi. Şu anda görüntülerinize de yansıyor. Bunlar tabii yeni görüntüler. Buradaki saldırı girişiminin engellenmeye çalışılması söz konusu. Los Angeles'ta Ermeni bir grup, Washington Büyükelçisi Murat Mercan'a yönelik bir saldırı düzenledi ve bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Tabii Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında özellikle Ermenistan yönetimi ifadesi öne çıkıyor. Bu da önemli bir detay. Ne diyor Dışişleri Bakanlığı açıklamasında? Hem ülkemizi hem de Azerbaycan'ı, son dönemde ise Ermenistan hükümetini ve bölgedeki barış sürecini hedef alan radikal diaspora gruplarının nefret dilinin şiddet eylemlerine dönüşmesi endişe vericidir deniliyor. Evet, Los Angeles'ta Yunus Emre Enstitüsü bir etkinlik düzenliyordu ve bu etkinlikte Washington Büyükelçisi Murat Mercan'a yönelik bir grup Ermeni tarafından saldırı düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı da olaya tepki gösterdi. Yazılı açıklamasında özellikle Ermenistan yönetimi ifadesi öne çıkıyor ve şu andaki hali hazırdaki barış sürecine, barış görüşmelerine yönelik bir saldırı deniliyor. Tabii biz bu olayla ilgili de detayları alacağız. Nereye gidiyoruz? Washington'a hemen dönelim. Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar şimdi karşımda. Ali, seni görüyorum. Selamlar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Nasıl gerçekleşti bu olay? Evet, aslında Habertürk olarak da ilk konuyu kamuoyuyla paylaşan biz olduk. Hatta evet, Washington Büyükelçisi Murat Mercan'la ilk teması yapıp geçmiş olsun deyip bilgi alanda Habertürk oldu. Açıkçası dün biraz önce senin de bahsettiğin gibi Los Angeles'ta Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde Yunus Emre Enstitüsü'nün de ortaklığında bir panel gerçekleşti. Açıkçası önceden de duyurulmuştu. Yani Türkiye'nin kamu diplomasisindeki rolü adlı bir panel yapılacağı duyurulmuştu. O nedenle de hazırlıklar yapılıyordu. Ama tabii bu duyuru kamuoyuna yönelik olduğu için de Ermeni grupları bu duyuruyu aldıktan sonra da belli hazırlık yaptıkları görülüyor. Tabii program başladıktan sonra da açıkçası içeride de görüntüler var. Sayın Murat Mercan konuşurken bazı taşkın Ermeniler kalkarak bayrakları açarak programı kapatmaya, bölmeye çalıştılar ve polis de müdahale ederek dışarı çıkartmaya çalıştı ve çıkarttı da. Murat Mercan'a ilk sorduğum soru, önce geçmiş olsun dedikten sonra program başarılı şekilde bitti mi? Evet, bitti. Ali, yaptık dedi programı. O nedenle hiçbir sorun yok. İyiyiz çok şükür dediğini söyleyebilirim. Ama daha sonra tabii kampüste Türk ve Azeri yetkililer, diplomatlarımız yürürken bir saldırı gerçekleşti sözlü ve fiziki anlamda. Arkadan önce gelerek su atmaya çalıştılar. Sonra diplomatımızın bir tanesinin çantasını tekmeleyen bir Ermeni gördük. Yani 55-60 kişilik bir grubun yakışıksız, çirkin şekilde, bu şekilde barışa, huzura bölücü hareketlerini görüyoruz. Hı hı. Şunu da belirtebilirim Dilek. Kaliforniya maalesef bizim için çok... Evet. Ali, duyabiliyor musun beni? Sanırım
bir sorun yaşıyoruz teknik olarak. Yönetmenimden çok üzücü bir yer. İki pilotumuzu kaybettik burada. Evet, evet Ali, duyuyorum seni. O nedenle Kaliforniya'da yaşananlar sürpriz değil. Kaliforniya'daki Ermeni toplumu maalesef Türk-Amerikan ilişkilerini bozmak için, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyi olmaması için her türlü taşkınlığı ve zorbalığı yapıyorlardı. Dediğim gibi iki Türk diplomatımız şehit oldu Kaliforniya'da. Los Angeles'ımız başkonsolosları. O nedenle mimli bir yer. Kaliforniya'da da Washington Büyükelçimiz Murat Mercan'ın cesaretle gelerek hem Amerika'daki Türk toplumuyla hem de Kaliforniya'daki akademi dünyasıyla Türkiye'nin dış politikadaki rolünü anlatması önemli ve değerli. O nedenle bunu bazı Ermeniler tabii kendilerine yediremiyorlar. Yediremedikleri için de önce salon içinde programı tamamen bölmeye çalıştılar. Daha sonra da dışarıda saldırı. Ali, bir sorum olacak sana. Şimdi yani önemli bir girişim aslında, önemli bir saldırı ve neyse ki kimsenin başına bir şey gelmeden bu atlatılmış ama merak ediyorum, Amerika parlamentosundan yani ABD'den bu konuya dair hali hazırda yeni bir açıklama var mı? En azından yereldeki siyasetçiler ya da sen temas edebildin mi, olayı nasıl yorumluyorlar? Şimdi Amerikan Kongresi'nden maalesef açıklama yok. Türk dostu grubunda da açıklama yok. Ermeni konusunda zaten Amerikan Kongresi'nin ve Biden yönetiminin durumu çok net. Zaten Biden yönetimi 3 yıldır sözde Ermeni soykırımını açıklayan bir yönetim olarak da tarihe geçti. Sözde Ermeni soykırımı da bazen yasalarla geçti. O nedenle şu an itibariyle sabahın erken saatleri biz bir açıklama duymadık ama belki ilerleyen saatlerde veya günlerde Türk Dostluk Grubu'ndan belki bir açıklama gelebilir ama her haliyle yakışıksız bir açıklama. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndaki açıklamaya da baktığımızda barış ve huzurun olabileceği bir ortamda maalesef yerel siyasilerin de altını çizmesi önemli. Burada aslında Biden yönetimine de hem de Amerikan politikacılara da eleştiriler var. Yani bu tarzda açıklamaların, aksiyonların işte sahada Ermenilerin taşkınlığı, saldırısı sözlü ve fiziki olarak buna tekabül ediyor demesi de anlamlı. Yani Dışişleri Bakanlığı her zaman bu konuda zaten hassasiyetini gösteriyordu. Çok üzücü bir olay. Aynı şekilde Ömer Çelik'ten de kınıyoruz diye bir açıklama geldi. Evet. Türkiye'den tepkiler var. Amerika'daki Türk toplumundan da tepkiler var. Hatta Kaliforniya'da Ermenilerin saldırısına uğramış Türk toplum liderlerinden Ergün Kırlıkovalı var. Kendisi bunların bir terörist olduğunu söyledi. Dün kendisiyle konuştum. O da bu konuda mücadele eden bir toplum lideri. Ama genel anlamıyla hiç hoş olmayan bir durum oldu dilerim. Evet Ali, çok teşekkür ederiz aktardığın bilgiler için. Tabii detaylar eline geçerse ya da farklı bilgiler geçerse yine sana döneceğiz. Teşekkür ederiz. Sağ ol.